Tarih niçin doğruyu söylemiyor? Çanakkale'den onları kim kaçırdı? Yani mümkün mü? Çarığı bitmiş, çakmağı susmuş, tüfeği susmuş bir millet. Son anlarını yaşarken, son anlarında birdenbire canlanıyor ve müttefik devletleri, fasık İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı ve dostumuz Amerika'da içinde olmak üzere o müttefikleri Çanakkale geçilmez sözünü onlara söyleten aziz ecdadımıza güç veren neydi? Yani zannediyor musunuz ki o gün herhangi bir kumandan askeri bir deha kullandı da zafer kazanıldı? Zannediyor musunuz? Niçin tarih doğruyu söylemiyor? Neden İstiklal Savaşı'ndaki sarıklı mücahitlerden bahsedilmiyor? Evet, o gün onlar da Allah'a teslim olmuştu. Yani o gün o Mehmetçik sırtına 280 kiloluk topun mermisini alıp da düşmanın kumanda gemisine nasıl attı düşünebiliyor musunuz? Hazreti Muhammed Gelibolu sırtlarında görüldüğünü niçin tarih yazmıyor? Evet, kıymetli basın da buradadır. Bunu çekinmeden söylüyoruz. Bütün dünya duysun, kumandayı Mehmetçik Hazreti Muhammed'den almıştır. Hazreti Resulullah orada la tahzen innallaha ma'ana demiştir. Onun için biz Çanakkale'yi kutladık. Çanakkale'yi kurtardık. Dolayısıyla bu memleketin sathine İslam'ı yaymak için harp ettik. Ama sonu iyi geldi veya gelmedi, o başka bir şey. Evet, işte aziz gençler, kıymetli kardeşlerim ve bacılarım, komünizmi Çekoslovakya yıkamadı, komünizmi Polonya yıkamadı, komünizmi modern ülkeler yıkamadı, Kübalılar bilmem neler yıkamadı, ama bir avuç Afganla Rusya'yı dize getirdi. Yani keyiflerinden mi çıktılar? Rus Genelkurmay Başkanı'nın sözünü söyleyecektim. Diyor ki, Afganistan bize çok pahalıya mal oldu. Niçin? Efendim, biz bir general yetiştiriyoruz 20-30 senede, askeri akademilerde okutturuyoruz, ondan sonra görevli olarak Afganistan'a gönderiyoruz, o omuzu sırmalı kalabalık subayımız, generalimiz gidiyor Afganistan'dan da olsa bir çobanın sapan taşıyla ölüyor. Hiç olur mu ya? Generale yakışır mı böyle bir ölüm? Ya nasıl öldürecekler onu? Çobanın sapan taşıyla öldürülüyor. Taburu da diyor ki küçük küçük çocukları bellerine bomba bağlıyorlar, tankların altına giriyorlar. Bu milletle nasıl baş edeceğiz? İşte komünizm onlar yıktı. Şimdi de kalkmışlar diyorlar ki Gorbaçov yılın adamı. Niye, Gorbaçov daha önce yok muydu? Baş edemediler. Bize çok pahalıya mal oldu diyorlar. Ama henüz kurtulmuş değiller. Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anma gecesinde canı gönülden dua edelim. Allah onları hakim kılsın. Ve bize de cihat şuuru versin, bilinçlendirsin, şuurlandırsın. Onları da muvaffak etsin. Onlar dünyada yıkılması büyük bir olay olan komünizmi yıktılar teslimiyet sırrıyla. Dönüyoruz Hendek Muharebesi'ne. Mevzuyu dağıtmadık inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinden bir kısmı diyorlar ki efendim işte Muhammed bize uzun boylu haberler veriyor ama bunlara nereden yetişilir, nasıl olur? Ve bir kısmı diyorlar ki ya Resulallah evlerimiz açık, karımız kızımız açıkta, korkuyoruz, biz gidiyoruz diyorlar. Ve bir zümre de var ki sebat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onları diyor ki müminlerden bir grup ahzabı görünce, yani hizipleri görünce öyle sevindiler ki dediler ki Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği gün budur işte. Ve Allah'a Resulullah'a teslim olurlar. Ayet-i Kerime öyle diyor. Onlar Allah'a teslim olurlar. Ve bunlardan bir tanesini anlatmadan geçemeyeceğim. Belki zekalarınızla dinlenir, gönüllerimize o büyük sahabinin feyzinden Cenab-ı Allah Celle Celaluhu rahmetiyle koysun. Hazreti Ayşe annemiz naklediyor radıyallahu teala anha. Diyor ki
Yevmül Ahzab'da, yani Hendek gününde, Hizipler gününde bir baktım bir kadın habire o tarafa bu tarafa koşuyor. Saat, saat diyor, oğlum saat neredesin? Bir de baktım ki çağırdığı oğlu koşarak geldi. Kadın dedi ki, anan seni yitirsin saat, yani kaybetsin, ölsün değil, yanlış anlamayın. Hani çocuğunuz itinir ya, kaybolur ya, onun gibi. Anan seni kaybetsin saat. Nerelerdesin? Resulullah ve ashabı cepheye gitti, sen geride kalıyorsun. Sen ne biçim evlatsın? Ben istiyorum ki sen ordunun önünde gidesin oğlum. İşte anne. Ve oğlu dedi ki, anne biraz geciktim, özür dilerim. Gecikmemin sebebi şuydu ki ben içeride kefenimi giyiyordum. Evet. Ve bu insan biraz sonra vurulanlar arasında. Düşman saflarına kadar yanaşmış, koluna bir ok değmiş, can damarını kesmiş. Seyyidül Ensar, Hazreti Peygamber'in tabiriyle. Medinelilerin seyyidi, ikinci Ömer bir lakabıyla. O kadar Resulullah'ı seviyor ki, hani demin anlattığım şey de Yahudi ve Müslümanın İslam'ı kabul etme ve etmeme mevzusunda konuşan Sad bin Muaz'dı radıyallahu teala. O diyor ki Bedir'de, diyor ya Resulallah sen bugün korkma bizden. Biz Yahudilerin, sen ve Allah ve melekler gidin harp edin dedikleri gibi demiyoruz. Sen bize bugün şu kızıl denize gir desen vallahi çekinmeden gireriz. Çünkü biz semi'ne ve ata'na dedik. Ve o gün ondan sonra Uhud'da da Hazreti Resulullah'ın yanında görevini almış bu büyük sahabi. Netice Hendek gününde yaralanmış ve kendisini geriye getirmişler cephenin gerisine. Bir ara yarasına bakanlar diyorlar ki ya Sa'd yaran çok ağırdır. Yaran çok ağır olduğu için korkuyoruz akşamı veya yarın sabaha yapamayasın. Ve orada elini kaldırıyor bu büyük mücahit, büyük gazi. Ya Rabbi, Beni Kureyze oğlu Yahudilerin sonu gelmişse emanetini al. Ama Yahudilerin sonu gelmemişse ya Rabbi müsaade et de Kureyze oğullarının sonunu bana göster. Cenab-ı Allah bize de Yahudinin sonunu göstersin. Canı gönülden demediniz. Amin. Daha canı gönülden demem. Evet. Ve Hazreti Sa'd bin Muaz bu duayı yaptıktan sonra tabii harp bitmiş, rüzgar düşmanı darmadağın etmiş, Allah'ın lütfu yetişmiş, emni emanı yetişmiş, mevzuyu fazla genişletmiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Güzin çadırlarına dönmüşler, kılıçlarını çıkarıyorlar artık düşman gitti, harp bitti diye. Çadırına girince Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam, bir de bakıyor ki Cibril Emin karşısındadır. Ama tam teçhizat kılıçlı bir şekilde. Selam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah soruyor harp bitti mi? Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bitmedi mi ya Cibril? Düşman tarumar oldu kaçtılar. Vallahi ya Resulallah nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki yerde gökte bütün melekler tam teçhizat bekliyor. Sa'd bin Muaz'ın az bir zamanı kalmış. Allah emrediyor bugün ikindi namazını kılmayın. Beni Kureyze oğullarını kuşatın. Yahudilerin sonunu görmek istiyor. Gördünüz mü mücahidi? Cebrail ricaya geliyor. Ve diyor ki ya Cibril millet ikindi namazını kılmak istiyor. Müsaade yok mu? Cibril emin. Ya Resulallah Allah emrediyor ikindi namazını bugün kılmayın. Beni Kureyze oğullarının bölgesine yetişin. Orada ikindiyi kılacaksınız. Allah'ın emri böyle. Ve ordu oraya gidiyor. Netice Beni Kureyze oğulları mağlup oluyor. Allah'ın hükmüyle hükmediyor Sa'd bin Muaz. Onlar hakem istiyorlar. Kimi hakem yapalım dediklerinde diyorlar ki Sa'd bin Muaz'ı hakem edin. Sa'd bin Muaz'ı kendi çukurlarını kazıyorlar. Sa'd bin Muaz da dua etmişti. Ya Rabbi sonlarını göster. Ya Resulallah kadınlarını çocuklarını bırak, ihtiyarlarını bırak, bunların geri kalan hainlerini kılıçtan geçir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın hükmüyle hükmettin ya Sa'd.
Ve hüküm böyle oluyor. O sırada Sad'ın kanı durmuştur. Mevzuyu oraya getirmek istiyorum. Kanı durmuştur bu büyük sahabinin.